Niye geldin? Senin yüzünden burada, farkında mısın? Boynu kırılsa ne olacaktı? Ne iyi, sen git bir kahve falan al. Hadi. Yok canım. Sen git karının elinden bir çay iç bence. Git buradan! Sen dün gece ne yaptın anne? Ne sanıyorsun sen beni? O zavallı karın gibi kendimi öldüreceğimi mi zannediyorsun? Ben Gülsüm değilim Koray. Hande'yim. Ve ölmek isteseydim ölürdüm. Korkma. Neden oraya gittin Hande? Ne işin vardı orada? Niye bu kadar geciktin? Beni sevdiğini hissettirmekte neden bu kadar geciktin? Neden şimdi? Aklını karıştırmak içindir. Seni kaptırdım ya. Egom zedelendi ya. Belki ondandır. Ben senin beni sevdiğini hissetmek için yıllarca bekledim Hande. Şimdi sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap. Senin beni sevdiğini biliyorum. Ne güzel. Herkesin bir yeri var. Gurur fukarası. Sen ne zaman vazgeçeceksin Gülsüm? Başkasını seven bir adamı, gözyaşlarınla, zavallılığınla daha ne kadar kendine bağlayabilirsin? Ya sen ne zaman vazgeçeceksin? Ben Koray'dan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü onu seviyorum. Çok etkilendim. Şimdi bu kapıdan ağlayarak çıkıp kendimden utanmalıyım. Sende utanma sıkılma olmadığını biliyorum ben. Biraz kendine saygın varsa şu an pılını pırtını toplarsın ve çıktığın deliğe geri dönersin. Sen bana bu evden çık git diyemezsin. Ben Koray'ın nikahlı karısıyım. Sen kimsin? Yeter be. Bana bak. Senin anlayacağın dilden konuşacağım. Koray'ın aklını da, kalbini de o vıcık vıcık duygu sömürülerine yiyemeyeceksin. Anladın mı beni? Sana asla izin vermeyeceğim. Duydun mu beni köylü güzeli? Anladın mı? Sana asla izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koray bırak. Hande yeter. Yeter artık, gidiyoruz hadi. Hadi! Sen değil saçını boyatmak. Elinde benim fotoğrafımla estetik bile yaptırsan ben olamazsın. Ben olamayacaksın. Sen çok zavallısın. Tamam, benim çatmam bile olamazsın sen. Hadi anne. Ucuz bir pisliksin. Hadi. Anne ne yapıyorsun sen? Hak ettiğini yapıyorum. Delirdin mi sen ya? Delirdim. Sen bu evde olduğun sürece, o kadının her dakika yanında durduğun sürece ben daha çok delireceğim. Hande, baksana ben neden burada olduğumu anlattım. Her şeyi çözmeye çalışıyorum ama bunu yaparken senin saldırgan olmaman lazım. Şimdi lütfen git. İyi. Ben gideyim, sen karını avut. Öyle mi? Evet öyle. Çünkü sayende gerçekten avutulmaya ihtiyacı var. Benim yok mu? Neden? Ondan daha güçlü göründüğüm için mi? Hayır. Kızın saçına yapıştığım için.
Gülsüm, kimsin? Koray. Ben diyorum ki yarın saçımı boyatayım. Zaten benim param var. Senin kartını da vermek istiyorum. Çok kıyafet aldım, kusura bakma ne olur. Kart kalsın sende, saçmalama Gülsüm. Yok, vermek istiyorum ben kart. Gülsüm bak, mesele kart meselesi değil. Mesele senin kendine yaptığın şey. Benim hatam. Tek bir cümlemle yaptığın şeylere bak. Korkunç bir şey Gülsüm. Her şey senin söylediklerine başladı zaten. Sen bana gülüyordun. Sen benim yanımda eğleniyordun. Sen bana, sen farklısın diyordun. Ben bunlara inandım. Bunlara inandığım için bunlar oldu. Ben sadece sempatik bir kızla tanışmıştım. Beni güldürüyordun, ben seni güldürüyordum. Hepsi buydu. O geceye kadar, o hayatımızı kaydıran geceye kadar ben senin bana ne hissettiğinin farkında değildim Gülsüm. Hiçbir şeyin farkında bile değildim. Hayatımız kaydı. Gülsüm, hayatımız kaydı. Farkında mısın? Ha? Beni köye yollarlar, okula gidemem diye ağlayıp okula gitmediğinin aylardır farkında mısın? Bu evde bir hizmetçi gibi yaşadığının farkında mısın? Beni ne kadar boğduğunun farkında mısın Gülsüm? Ha? Kızım ben doğru mu anlıyorum? Sen şimdi Feriha çaresi kalsın, Emir'e tıpış tıpış dönsün diye yurttaki kızları Feriha'ya karşı mı kışkırtıyorsun? Evet. Vay be. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Hande sen iyi misin? Normalde sadece zevk almak için yapacağın şey şu an Feriha için iyilik olarak yaptığının farkında mısın? Feriha umurumda bile değil. Ben Emir'i kötü görmeye dayanamıyorum. Ve gerçekten o kötü. Onu sadece Feriha'nın yanına dönmesi mutlu edecekse bunu yapmak zorundayım. Sen Emir'i kafanda halletmişsin. Ne diyeyim? Darısı Koray'ın başına diyeyim bari. Koray'ı karıştırma bile. Koray'ı mutlu etmen, Emir'i mutlu etmenden daha kolay. Koray'a sahte mutluluk vermek için kendimi mutsuzluğa mahkum edemem. Şimdi çok mutlusun ya sanki. Neyse. Dün Emir'in hamilesini gördüm. Kuaförde. Sen nereden tanıyorsun onu? Merhaba merhaba işte. Baksana. Sende numarası var mı onun? Var. Var da ne yapacaksın? Bir merhaba merhabamız vardı. Şu anne adayını bir de yakından tanıyalım. Sen ortalık karıştıracaksın. Alo. Rüya. Hande Gezgin ben. Ne haber? İyi, senden ne haber? Aynı şeyler. Hande nerede? İşi vardı biraz, çıktı. Ne işi vardı, çıktı? Ebelik yapmaya gitti. Ne yapmaya gitti? Ya şu Emir'in hamile hatun var ya, he, onunla buluşacaktı bizim kafede. Yine başlıyoruz değil mi Hande? Bravo. Bravo yani. Ben de aylarca nerede bu kız diyordum. Yani gecelerde bile gözüme çarpmıyordun. Gerçekten önemli bir sebebim varmış. Evet, artık gece hayatından elimi eteğimi çektim. Gerçekten son noktayı koymuşsun. Haberi okuyunca çok şaşırdım. Evli arkadaşımın müstakbel nişanlısı var. Haberi biraz abartmışlar. Biliyorsun gazeteciler işte. Ayrıca evli olduğunu ben de bilmiyordum. Benim için de büyük bir şok oldu. Bak Rüya. Onların aşkı gerçekten büyük sınavdan geçti. En büyük sınavları da ben diyeyim. Anla ne kadar zor zaman geçirdiklerini. Onları ben bile yenemedim. Eğer amacın buysa, karnındaki o bebeğe rağmen inan bana sen de onları yenemezsin. Ben kimseyle savaşmıyorum. Ben sadece bebeğimin geleceğini düşünüyorum. Emir sana inanmıyor. Bebeğim doğduğunda inanacak. Neden bebeğin doğmasını beklemedin? Bu kadar strese değer miydi? Bebek doğduğunda babalık testi yapılırdı. Sen de bunları yaşamazdın. Bak, ben bir gece geçirdiğim adamdan hamile kalsam ve hamileliğimi bu kadar geç fark edecek kadar saf olsam, ki bu kadar saf olmam, hatta hiç kimse bu kadar saf olamaz. Sen ne ima ediyorsun?
Rüya. Emir'e kurduğun gazeteci tuzağını biliyorum. Eğer bebeğinin babası Emir değilse, içinde biraz şüphe varsa bu kadar iddialı olma. Geri bas. 4 ay sonra çok büyük rezil olursun. Biliyorsun, gazetecilerle aram iyidir. Bunu bir daha düşün. Hiçbir şey değişmedi değil mi anne? Sen aynısın. Yine oyun peşindesin. Yine Emir için oynuyorsun. Tabii. Buraya geldin. Beni rüyanın yanında gördün. Her şeyi çözdün öyle mi? Bu sefer inanmıştım. Gerçekten. Geçmişe rağmen, her şeye rağmen, sana rağmen bu sefer ikimize de inanmıştım. Koray. Saçma sapan trajedi yaratma. Trajedi? Seninleyken benim hayatım trajedi anne ya. Hiçbir şey değişmedi değil mi? Ne sen değiştin, ne Emir'e hislerin değişti, ne de benim gerizekalılığım değişti değil mi? Beni tehdit etmeni Emir mi istedi yoksa karısı mı istedi bilemem ama... bebeğim doğduğunda hepiniz utanacaksınız. Sen o kadını tehdit mi ettin Emir'le Feriha için? Bak, sen haklıymışsın. Yine Emir için oynuyorum ben. Emir'le ilgilenirken kendi hayatımın dışına çıktım biraz. İyi geldi. Korkunç bir şey ya. Bir gece bir şey yaşıyorsun, bir tedbirsizlik ve pat. Hayatında belki hiçbir şey aynı olmayacak. Feriha için de, Emir için de, hamile olan kadın için de, bebek için de. Korkunç ya. Bana bu saydıkların arasında sadece Emir'in mutsuzluğu beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla da Feriha. Feriha mutsuzken Emir de mutsuz oluyor. Anne sen bu kadar açtın mı? İnanamıyorum ya. Ya Emir işte sonuçta... Sen de inanamıyorsun değil mi? Koray da inanmıyor. Emir'e söylesen belki o da inanmayacak. Ama ben kendime inanıyorum. Çünkü sadece ne hissettiğimi ben biliyorum. Özür dilerim. Dilemen sen de olur. Ben de. Yapma lütfen. Çuvalladım işte. Üzgünüm. Ya Hande aslında üzgün falan değilim. Seni orada öyle görünce, oraya Emir için hatta Feriha için gittiğini anlayınca... Ve sen de mutlusun. Rahatladın. Ama ben mutsuzum. Sen başka biriyle evlisin. Ama güvenilmeyen benim. Yapma Hande. Emir konusunda sana inanmak kolay mı? Ben yıllarımı senin gözünün içine bakarken Emir'i görerek geçirdim. İstiyorum Hande. Ben sana inanmayı her şeyden çok istiyorum. Ama inanmıyorsun. Sen bana inanmadığın için artık ben de sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum ne demek ya? Ben bugüne kadar seni hiç kandırdım mı? Karından kurtulacağını söylerken kendin de beni de kandırıyorsun. Körsün. O ağlak karının yanında ne hale geldiğini görmüyorsun. O kapıcı dairesine tutsaktı. Sen de kendi evine tutsaksın. Bir vicdan sömürgesinin tutsağısın Koray. Ben hiç kimsenin tutsağı değilim anne. Özgürsün öyle mi? Karının dizinin dibinde ama özgürsün. Biz eskiden neler yapardık? Canımız sıkıldığında, kafamız estiğinde basar giderdik. Şimdi sana desem, gel gidelim. O telefonunu kapat. Sadece ikimiz olalım desem, ne yapabilir misin? Tut şunu. Tut. Yürü gidiyoruz.
Geldik sayılır. Kondisyon sıfır. Şımarma, avans veriyorum sana. Alo? Gülsün. Koray neredesin? Çok merak ettim seni. Sen birkaç gün annenlerde kal istersen biraz. Yani yokum biraz. Koray. Koray. Telefon yasak demiştik. Hande. Arkamı döner dönmez karını arıyorsun. Hande, annesine gitmesini söyledim birkaç gün için. Hesap verdin. Hesap falan vermedim. Bu hırsız olayından sonra kızın psikolojisi gerçekten bozuldu. Evde kalamıyor, yalnız ben de annesine gitmesini söyledim, o kadar. Senden yalnızca iki kişi olacağımız birkaç gün istemiştim. Sen bir gün bile dayanamadın. Sen zorunlu köle olmaya mahkumsun Koray. Hande lütfen, ne alakası var? Yapma, hiç öyle bir şey değil yani. Hande. 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 Nereye gidiyorsun? Laraların butiğine uğrayacağım. Sonra eve gideceğim. Çok yorgunum. Hadi görüşürüz. İyi tamam, gece konuşuruz. Mihir. Ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun? Aynı. Hande nerede? Gitti. Kaçırdın. Mihir, onunla konuşmam lazım. Lütfen. Tamam. Nara'ya gitti butiğe. Teşekkürler. Ne yapıyorsun burada? Feriha işe girdiğini bana niye söylemedin? İşte bu yüzden. Çünkü ısrarcısın her zamanki gibi. Yine bana saygı duymuyorsun. Yine istediğin şey istediğin an olsun istiyorsun. Burada çalışıyorum ben. Tamam, haklısın. Ben seni sadece özlediğim için geldim. Başka bir şey yok. Bakar mısınız? İki çay daha alabilir misin? Açık olsun bu sefer. İnanmıyorum ya. Arabayı aldın, Koray'ı dağ başında öylece bıraktın yani. Umarım yürüyerek dönmüştür. Ne olacak şimdi peki? Gözyaşlarını silah olarak kullanan bir ezik yüzünden kendime olan saygımı yitiremem. Gene büyük konuşuyorsun. Sonra kopamadığınızda da ona da kendine de daha çok kızıyorsun. Lala tamam. Bunları duymak istemiyorum. Neyse. Şu elbiseyi deneyeyim. Belki kafam daha alır. Koray. Ne haberleri? İyidir, sen? Hande buralarda mı? Ne yapıyorsun sen ya? Hande. Hande kaçma benden lütfen. Hande. Ne Hande'si be? Ne Hande'si? Hande bak. Kimseye zarar vermeden her şeyi yoluna koymaya çalışıyorum. Hala kimseye zarar vermeden diyorsun ya. O kimse Gülsüm. Ben kimim? Aa pardon. Ben kötüyüm. Ben dişliyim. Ben güçlüyüm. Ben masum değilim değil mi? O yüzden zarar görmem. Sadece safların kalbi vardır. Ve sadece onların kalbi kırılır. Ve sadece onlar üzülür değil mi? Sen. Benim hatam yüzümden sen gittin Gülsüm'le yattın. Benim yüzümden evlendin. Benim hatalarım, benim pisliklerim hepsi benim yüzümden değil mi? Hande. Ben hayatımda ilk kez seni aşmaya çalıştım.
Ve bu hayatımın en büyük aptallığı oldu. Ama sana bir an güvenebilseydim, sana güvenebileceğimi bir an bilseydim ben bunu yapmazdım Hande. Karının yanına git Koray. Ona sonsuz güvenebilirsin. Güvendiğin kadının yanına git. Çünkü bitti. İyi kalpli prensle Kötülükler Kraliçesi'nin hikayesi bitti. Ben buna inanamam Hande. Olmaz. Böyle bitemez. İnansan da, inanmasan da böyle. Bitti. Ve bittiğini göreceksin. Hande. Koray. Belki ikiniz de biraz kafanızı toplarsınız. Hem siz ilk kez ayrılmıyorsunuz ki. Hayır dilerim. Biz Hande'yle ilk kez ayrılıyoruz. İlk kez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.